Şimdi bir de siz biliyorsunuz yayınlarımızda teknik olarak da bazı şeyler göstermek istiyorum. Bugün daha farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Bollinger Bandı'ndan birazcık bahsedeceğim ama bundan bahsederken farklı bir noktaya değineceğim arkadaşlar. Şimdi özellikle bir hisse senedi işlem yapıyorsak, bir pozisyon alıyorsak bizim dikkat etmemiz gereken noktadan bir tanesi şu. Bakın arkadaşlar Bollinger Bandı'nın üst kısmına bu şekilde çıkışlarla biz karşılaşıyorsak burada fiyatlar tekrardan ortalamaya dönmek ister. Yani burada satışlara karşılaşma ihtimali yüksek olur. Yani Bollinger Band'ın üst seviyesinin yukarısındaki kapatışlar bizim için açılışlar ve kapatışlar bizim için kritiktir. Buradan satışlarla gelebilir anlamını taşır. Şimdi başka bir örnek daha hemen göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar şurada özellikle göstermek istiyorum. Özellikle şuradaki sabah açılışlarında Bollinger Band'ın 5 dakikalık grafiğinde üstünde bir açılışla karşılaşırsak buradan itibaren düzeltme seviyelerimiz yani düzeltme olma ihtimali bizim için çok yüksek oluyor. Nitekim de burada bakın açılışını gerçekleştirmiş. Hemen 284'ten gerçekleşmiş Türk Hava Yolları. Yukarı doğru 286'ya doğru hareketini yapmış ve ondan sonra 5 dakika içerisinde satışlarla karşılaşılmış. Bir daha da o seviyeyi görmemiş. Yani burada demek istediğim şu arkadaşlar. 5 dakikalık grafiğimizi açıyoruz. Bollinger Band'ımızı oraya tanımlıyoruz. İlk 5 dakikada Bollinger Band'ın üst bandının dışında bir açılışla karşılaşırsak burada satışlar gelebilir. Aman pozisyonunuza dikkat edin. Pozisyonunuzu buna göre ayarlayalım demek oluyor arkadaşlar.